Hoş geldiniz canlar, sefalar getirdiniz. Neredeyiz? Makyaj fırçalarını yıkayacağız. Onları da nasıl yıkayacağımı göstereceğim sizlere. Şöyle bir marşava kullanacağım ben. Biz hepsini içine bırakıyorum. Öncelikle ılık su kullanacağım. Çok soğuk olmayacak ya da çok sıcak olmayacak. Nasılsınız? İnşallah çok iyi gidiyordur. Şöyle bir suyumu ılıklaştırayım. Çok kaynar da kullanmayacağım. Evet, şu an ılıklaştı. Biraz daha ısınmasını bekliyorum. Biraz dolduracağım. Ben sürekli yaptığım işlemi göstereyim sizlere dedim. Şu şekilde doldurdum bakın. Ben ne kullanıyorum? Diyedermi'nin şöyle makyaj temizleme suyunu kullanacağım. Şu şekilde. Bunu makyaj fırçalarımı temizlemekte kullanıyorum. Aldım çünkü bana losyon tarzı ve çok kullanamıyorum. Şimdi birazcık böyle bekleteceğim. Birkaç dakika beklettim. Ben şöyle bir küçük kalıp sabunum var benim. Siz Dove da kullanabilirsiniz. Hatta Dove yumuşak olduğu için çok iyidir. Şöyle yaptım. Bakın bembeyaz oldu zaten. Bunu şimdi kenara koyuyorum. Şimdi başka bir tanesini alıyorum. Renk değiştiriyor, görüyor musunuz? Tekrar suyuma batırıp o şekilde yapıyorum. Nasıl akıyor? İşte bu içinde kaldığı için de ben hani hemen hemen bütün makyajlarımdan sonra yıkamaya çalışıyorum. Birinden sonra yıkamazsam ikinciden sonra mutlaka yıkamaya çalışıyorum. Çünkü cildimize o içinde bekleyen ürün temas etmesini istemiyorum cildime. O biraz ne bileyim şu akanı da görünce baya baya akıyor bakın. Evet. Şöyle. Zaten highlighter sürdüğümüz için bundan çok fazla görünmeyecek. Bu şekilde yapıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Avucuma nasıl bırakıyor? İşte alanım biraz daha büyük olsa çok rahat edeceğim de.
Sonuncu. Bakın siyahlık çıkıyor. Şöyle dursun. Görüyor musunuz suyumuzun rengini? Onu götürelim. Hepsini içine bırakıyorum. Ama soğuk su kullanmıyorum. Çok kaynar su da kullanmıyorum. Şu an ılık kıvamda suyu. Boşaltacağım. Tekrar bir su dolduracağım. Her defasında bu işlemi yapıyorum ben arkadaşlar. Şöyle içinde kalan varsa da bitsin. Bir tane fırça vardı bende. Böyle yaparken o gitti. Kabuk gibi fırçaydı. Ama o zaman daha cahilce kaynar suyla mı yapmıştım? Valla yıllar geçti. Ya çok soğuk suydu ya kaynar suydu. O yüzden ılık su kullanmak gerekiyor. Hani daha uzun ömürlü olsun istiyorsanız fırçalarınız. Siyah çıkan. Bakın bir şey kalmadı gördünüz mü? Evet. Evet, böyle de bir kağıt havlu peçetenin üzerine koydum. İnşallah keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Bayağıdır aklımdaydı ancak ayarlayabildim arkadaşlar. Gördünüz zaten alanım çok böyle dar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir, videoları beğenebilir ve gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini aktif haline getirebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızda da yalnız bırakmazsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Görüşünceye dek hoş ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.